Üniversiteler bulunduğu bölgeye bilimsel, teknolojik ve sosyal yönden önderlik yapması gereken uluslararası kurumlardır. Bu amaçla görevi devraldığım andan itibaren akademik ve bürokratik üslupla çalışmalarımı yapma gayretinde bulundum. Üniversitelerin belirttiğim amaçlarına ulaşabilmeleri için tüm kurum ve kuruluşlar ve toplum tarafından bilime ve eğitime önem verilmesi, bu yaklaşım içerisinde bulunmaları önem arz etmektedir. Ve ilçemizde de bunu büyük ölçüde sağladığımıza inanıyorum, yaşıyorum. Değerli konuklar, birazdan açılışını yapacağımız Lavanta Bahçesi, kampüsümüze sosyal yönden değer katan bir faaliyet olarak görülebilir. Lavanta Bahçeleri, toplumun ilgi gösterdiği, hoş vakitler geçirdiği alanlar olup üniversitemizin tercih edilmesine katkı sağlayacaktır. Malumunuz Bölcek Yolu üzerinde. Geçen sene oldukça fazla, yaklaşık 30 bine yakın lavanta dikmiştik. Merkez kampüsümüzü biliyorsunuz, genişliğini biliyorsunuz. Yaklaşık 9 bin dönüm vardı ve onlar da burayı oluşturdular. Bu yılda yine merkez kampüsümüze 75 bin adet lavanta diktik. Aslında bir başlangıç. Bunu Ziraat Odamızın, belediyelerimizin başkanlığının önceliğinde halkımıza anlatmamız gerekiyor. Değerli ürünleri üretmek için bu tip projelerin yapılması gerekiyor. Şimdi devlet olarak, vekil olarak, kaymakam olarak, rektörler olarak, hocalar olarak biz herkesin adına, ben kendi adıma da söz veriyorum. Ne yapılması gerekiyorsa her türlü desteğe her zaman hazırız diyorum. Bunlar bizim için değerli. Değerlerimize de sahip çıkacağız inşallah. Hepsinden Allah razı olsun. Mücadele sırasında şehit olmuş. Etiketi takmak üzere Üçe Belediye Başkanımız, Belediye Başkanımı rica ediyoruz. Ben gerçekten çok mutluyum. Tavşanlı Meslek Yüksek Okulu'nun, özellikle İsmet Hocamızın çok büyük emekleri var. Bizleri hatırladıkları, şehitlerimizi unutturmadıkları için hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet, 1974 Kıbrıs 1. Barış Harekatı şehidi. Ben hiç görmedim babamı. Nasip olmadı. Bu şekilde anıp hatırlamaya, unutturmamaya, unutmamaya çalışıyoruz.